Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, evet. Ee, bu ay önemli gezegenlerimizin burç değişimleri var. Evet yine bir yeni ay, dolunay döngümüz var. Aynı zamanda burcunuzda burcunuzun yönetici gezegeni Satürn'ün yay burcundaki güçlü açıları var Dolayısıyla günlük hayatımız ilişkilerle ilgili konular iş hayatımızla ilgili konularda bazı önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz Evet haftanın hemen başında ayın başında Venüs Uranüs kavuşumu Koç burcunda Yay burcundaki Satürn'e güzel bir açısı var. Özellikle ailevi konularda veya emlak, mülk ile ilgili konularda bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Güneş Jüpiter'in üçgen açısı da birçok alanda yaşamamızda biraz daha destek olacak gibi görünüyor. Bu iş hayatınızla da ilgili bir açılım ortaya çıkarabilir. 1 Haziran-3 Haziran arası ayın en şanslı, en verimli günlerinden birisi. Ayın dördünde Mars yengeçe geçiyor. Evet ayın dördünden itibaren Mars ilişki evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki biraz böyle zaman zaman bu ay partner ilişkilerinde sürtüşmelerle karşılaşabilirsiniz. Rakipleriniz daha agresif olabilir mesela. Bunun yanı sıra ortaklı ilişkilerde de dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ayın altısında Venüs Boğa'ya geçiyor. Bu oldukça sizin adınıza romantik bir geçiş. Venüs Boğa'da yücedir ve son derece güçlüdür. Beşinci evinizde bir Venüs olacak. Aşk, İlişkiler, e, sosyal yaşam, keyif, eğlence gibi konularda Venüs burada size zaman zaman hoş sürprizler getirebilir. Ayın 7'sinde Merkür ikizlere geçiyor ve ayın 24'üne kadar iletişim gezegenimiz Merkür ikizlerde son derece hızlı bir pozisyonda olacak ve 6. evinizde olacak. Günlük hayatınız, iş ve mesleki konularda çok hızlı bir dönem. Haberleşmeler, yazışmalar, iletişimle ilgili konular, e, günlük hayatınızda özellikle mesleki konularda öne çıkıyor. Bu mesleki bir eğitim de olabilir. Bir ticari faaliyet de olabilir. E, hızlı bir süreç özellikle ayın dokuzunda e, yay burcunda oluşacak dolunayla beraber yine iş hayatınız, mesleki konularda, günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeninizle ilgili konularda da bazı Hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar belki de Mayıs sonunda yaptığınız bazı girişimlerin sonuçları olabilir ya da düşündüğünüz, planladığınız konuların biraz daha olgunlaşması olabilir. İş hayatınız, günlük hayatınızla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde genel anlamda solunum yolları, akciğerler biraz daha hassas olabilir, alerjik sorunlarınız artabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ayın 24'ünde ise güneş ve Merkür yengeç burcuna geçiyor. İlişkiler evinizi daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Mars burada, ardından Merkür, Güneş ilişkiler evinizde olacak ve ayın 24'ünde de ilişki evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu da demek oluyor ki Haziran'ın son haftasından itibaren Temmuz'un ortalarına kadar olan dönemde sizin odak noktanız partneriniz, eşiniz, ona ait konular veya genel anlamda işbirlikleri, paylaşımlar olacak bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Teklif alabilirsiniz. Herhangi bir konuda bir işbirliği gündeme gelebilir. Evet yaz ayları genel anlamda tatil ayları ama sizin de en fazla ilişkilerden fayda görebileceğiniz ve bu anlamda da hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir dönem olacak. Tabii ki eşinizle beraber güzel bir tatile de çıkabilirsiniz. Her durumda bu eşle ilişkilerin, partnerle ilişkilerin bu dönemde daha fazla güçlenebileceğini hem zihinsel hem de duygusal olarak daha hızlı bir e, gündeminizin olabileceğinin işaretçisi. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.